İlk biz geldik ama elimizde kayda değer hiçbir şey yok hala. Yandık. Efendim Muzaffer abi. Ceren siz orada ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Mardin'in tarihi güzellikleri size rehavet mi verdi? Kızım haber patladı, burada sizden hala ses yok. Abi vallahi dünden beri Sıla'nın peşindeyiz ama kızın önünde öyle bir koruma ordusu var ki etten kemikten onu geçip de kızla görüşmek mümkün değil. Ben sizi oraya mazeret uydurun diye değil, imkansızı başarın diye yolladım. Hadi bakayım, size güveniyorum. En kısa zamanda bir yolunu bulun, görüşün Sıla Hanım'la. Sıla Hanım lütfen cevap verin. Bütün Türkiye sizin durumunuzu merak ediyor. Acaba burada zorla mı tutuluyorsunuz? Aziz, izin verir misin lütfen? Buyurun lütfen, bütün sorularınızı cevaplayacağım. Sıla Hanım, İstanbul'da çok büyük bir servet sizi bekliyor. Burada zorla tutulduğunuz doğru mu? Hayır. Olmak istediğim yerdeyim. Burada doğdum ve burası dünyanın en güzel yeri. Olmak istediğim yerde, olmak istediğim adamlayım. Sıla Hanım, hayatınız boyunca burada mı yaşayacaksınız? Gel. Çekilin, çekilin. Ve masalın sonu. Burada işimiz biter. İstanbul'a dönüp haberi geçelim. Bu durum neden bana inandırıcı gelmiyor sence? Burada cevaplanmamış bir soru yok mu? Bu kızın devasa bir serveti var. Burada ne yapsın ki? Aşk bu Ceren. Aşk. Gerçek aşk. Sen yakalayamadın diye kimse yakalayamayacak diye bir şey. Hikaye biter. Hadi toparlan abi, kaçıyoruz. Hadi. Çıkabilir miyiz? Buradayız. Ağam, kız evine gitmeden önce anamgile uğrayalım. Çeyiz bohçası erkek evinde açılır. İbrahim'in ailesi de gelini istemeyince Lüsin çok üzüldü. Aferin Hasan, iyi düşünmüşsün. Eyvallah ağam. Sen kadınları Bederhan'a götür. Ağam, Sıla da benimle gelsin. O benimle gelse daha iyi olur. Ağam, yorulmayın isterseniz, ben hem Sıla'yı hem Nermin'i götürürüm. Sizi azizler götürsün Hasan. Tamam ağam. Abay, sen Lucy'ni Bederhane'ye götür, sonra seninle birlikte çıkarız. İyi tamam, orada görüşürüz o zaman. Aziz, ağlam der ki Aziz'le Aydar öbür arabayla gitsinler, ben Nari'ni eve götüreceğim. Ağlam abi sorsaydı. Aziz, benim sözüme itimatın yok. Aziz! Buyurun hanım abi. Yandık. Alo şef. Hani benim bomba gibi haberim? Hani Ceren? Abi vallahi yani Sıla'nın böyle bir açıklama yapacağını bilemezdik ki. Nasıl habercisiniz siz o zaman? Biz bir saate kadar İstanbul'a geleceğiz uçakla. İstersen o zaman konuşalım ha? Siz gelmiyorsunuz. Midyat'ta kalıyorsunuz. Bana Naci'yi gönderin yeter. Alo şef. Ne oldu? Kovulduk galiba. Kovulduk mu? Naci İstanbul'a istiyor, biz buradayız. Naci'yi arıyorum. Alo. Bırak şimdi enstantaneler çekmeyi. Şef seni İstanbul'a istiyor. Yok, biz burada kalıyoruz. Ben de bilmiyorum Naci'cim. Hadi görüşürüz, bay bay. Hmm.
Sıla. Bir dakika lütfen. Boran. Gazetecilere o açıklamayı niye yaptığımı anlıyorsun değil mi? Bunu senin için yaptım. Aşiretin başına bela olmasın diye. Sen zor durumda kalma diye yalan söyledin Boran. Sonuçta ikimiz de biliyoruz değil mi burada tutsak olduğunu? Ben burada tutsam ve sen istemedikçe hiçbir yere gidemem. Sen burada tutsak falan değilsin Sıla. İkimiz de biliyoruz. Şu kapıdan içeri girdikten sonra gardiyanlarım kapıya dikilmeyecek mi? Hayır. Emin misin? Sen de hoş gelmişsin güzel kızım. Bedar Ana. Ben nişan bohçalarıyla çay sandıklarını içeri bıraktım. Tamam oğlum. Artık yapılacak başka bir şey kalmadıysa kaçayım. Yok tamam. Ya bay siz ne yapacaksınız? Biz de Boran'la çarşıya ne herhalde. Ya Bedar Ana. Tekrar çok sağ ol. Haydi haydi sağ olmuş. Yürü. Ben bugün ayağımın altında erkek merkek istemiyorum. Gel. Ne yapacağız Allah'ım? Bana merak etme. Hadi gidelim. Ana, hazır ettik dediklerini. İyi. Sağ ol Bedar Ana. Evin kapılarını açtın. O nasıl söz kızım? Ben senin anan sayılırım. Bir ihtiyacın olduğunda çekinme güzel kızım. Hem madem bohçan da burada açıldı, artık sen de bu evin bir kızısın. Sağ ol. Haydi sen içeri geç. Lucien, sağ yanından geç. Emi kızım, üzerine uğursuzluk dünemesin. Tamam. Bak, ben bugün ayağımın altında erkek merkek istemiyorum demedim mi? Haydi ver şekerlerle kuru yemişleri de git. Ben de sabahtan beri ne unuttum deyip duruyorum. Azat. Aferin Azat. Diyeydin gelirken alırdık. Ana ben şimdi bilemem. Sıla'yla Narin de benimle gelsin. Oğlum ikisini birden ne yapacaksın? Al karına git. Ya ana, şimdi bunun tülü var, tülbenti var. Sen bir de kuru kahve istersin. Hepsine birden nasıl koşturacağım? Sıla birini halleder, Narin'le biz de diğerlerini hallederiz. Olmaz. Doğru söylüyor. Biz hızlıca gidip gelelim. İyi madem. Hazır gibi gidip de gelin. Tamam. Hadi gel. Sıla. Efendim? Dur seni bir koklayayım. Oh, güzel kızım benim, yavrum. Ne yaptın ki şimdi bunu? Hiç. Bana öyle gelirler arada bir. İçimden geldi yavrum. Kanalı kızım benim. Yavrum, Ceylan'ım, Ceylan'ım. Kurban olurum. Sıla, hadi. Nereye gidiyorsunuz? Bedar Anaları. Gelin ağam oradaymış da kadınlar bohça açacakmış. Sen dedin ya gelin ağanızın ardından ayrılmayın diye. Gitmeyin, geri dön. Ağam, beklemeyeceğiz mi gelin ağamı? Beklemeyeceksiniz. Boş ver ağam. Azat yavaş git hele. İçim kalktı. İyi misin Narin? Narin, bir şeyin yok ya. İyiyim, iyiyim. Yok bir şey. Azat niye böyle hızlı kullanıyorsun? Bir yere yetişiyoruz.
arabaya alışkın değilim, ondandır herhalde. Azat, niye sapmadın? Çarşıya gitmiyoruz. Gidiyoruz işte, narin bu yolda haklısa. Dur dur, gelmiş. Azat. Emre. Sıra çok şükür. Bir terslik olmadı ya, sizi takip eden filan. Yok. İyi, hadi gel şöyle. Azat, ne oluyor? Ne işi var burada? Bir şey oldu yok Nari'nin eski arkadaş onlar. Bizi takip edin, tamam mı? Uçak havalanında bizi bekliyor, orada görüşürüz. Ne uçağı? Ne gitmesi? Nari'nin yeni evimize gidiyoruz. Bir sorun mu var? Hayır, nasıl olmaz olacak? Biz takip etmelerini söyledim. Hadi bin arabaya. Hadi bebeğim, vakit kaybetmeyelim. Delirdin sen Ozan. Canına susadı. Nannem bir sakin ol ben evinde. İstanbul'a kaçarsak hayatımız kurtulacak. Azat, ne İstanbul'u? Ne işimiz var Azat? Ya dur hele, beni bir dinle. Ortalığı velveleye verme hemen. Bacım çok güçlü Nannem. Sen de gördün. Cümle alem onun peşinde. İstanbul'da ağa da biz olacağız, bey de. Nari'nim, bak orada bizi bulamayacaklar. Ömür billah bulamazlar. Kılımıza bile zarar veremezler. Bacım bana söz verdi. Bize iyi bakacağına, bizi koruyacağına söz verdi Nari'nim. Hem İstanbul'da ben de saygı göreceğim. Buradaki gibi beni hor görmeyecekler. Kocanı hor görmeyecekler. Hiç güveysi de olmayacak. Hadi Nari, bir hede bana. Binelim arabaya, uçağa gidelim. Binip gidelim. Abim burada kanadı kırık bırak. Binip gidelim. Sen beni hiç görememişsin Azat. Onca yaşadığımıza rağmen yaban kalmışım bana. Sen neler diyorsun Nari? Haksız mı? Beni şu kadarcık tanısaydın, böyle bir şey teklif bile etmezdin. Asla kaçmam, bunu bilesin. Bu dedikleriniz için atamı, abimi ezmem ben. Anam, yorma kendini. Kimse gelmedi zaten. Öyle mi? Tüş. Bak görüyor musun, istenmeyen gelin oldu Lucy. Allah yardımcısı olsun. Abinler gelmedi mi hala? Yok, aradım ama kapalıydı. Şarjı bitti herhalde. Ah Hazat, ah! Aklı bir karış havada. Kim bilir nereye takılmışlardır şimdi. Hemen getiriyorum. Ama hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oturun, rahatsız olmayın. Hoş bulduk. Buyurun, ne isterseniz. Bize iki çayla bir de tavlayı getir bakalım. Hemen abi. Evet, evet. Çok uzun zaman olmuştu oynamayalım. Getirsinler de alayım senin ifadeni. Yoklar, yoklar işte. Emre, biraz yavaş git ne olur. Galiba yetişemediler. Sıla, bak bu durumda soğukkanlı olmalıyız. Biraz sakin ol ha. Oho! İki kere de üst üste düş yaşatılmaz ki Burhan. Gerçi kumarda kazanan aşkta kaybedermiş derler ama sen maşallah her ikisinde de kazanıyorsun. Bugün bütün Türkiye gördü nasıl kazandın. Şöyle bir yerde dursak mı? Yoklar hala arkada. Ya bebeğim bak, havaalanının zaten yerini biliyorlar. Yetişirler bize. Ya yakalandılarsa? Kesin bir şey oldu. Kesin bir şey oldu. Azat, daha önce konuş dedim Narin. Dinlemedin. Kesin kabul etmedin Narin. Sıla, bak çok az kaldı. Ha, biraz sakin ol. Mümkünatı yoktur. Hiç uğraşma Azat. Narin'im, gülüm.
Bak iyi düşün tart. İstanbul'a gidersek her şey çok farklı olacak. Bak burada bunların yüzünden bebeğimizi kaybettik. Daha başımıza neler getirecekler belli değil. Ben sadece seni düşünüyorum yani. İkimiz de dayanamayız bu derde. Tükenir gideriz burada. Ne olur bir he de bana. Bunlar dediğin benim ailem Azat. Farkındasın. Evet, çok üzüldük. Haklısın. Ama abim bunu hak edecek, ne yaptı? Bizim için kendi canını ortaya koymadı. Unuttun. Benim için kendini feda eden adamı bırakıp hiçbir yere kaçmam lazım. Unut. Öldürecekler bizi. Ölümünü demedik mi zaten? Narinim, sadece benim canım olsa neyse. Ben senin için bin kere öldüm. Emre, geliyorlar. Allah'a şükür. Evet. Azat. Bir problem mi var? Narin gelmiyor bacım. Ne dediysem olmadı, kandıramadım. Abimi çiğneyemem dedi. İstersen sen git bile de. Ya tamam biz gidelim o zaman. Yani Boran'ı Öz kardeşini öldürecek değil ya. Emre, susar mısın? Siz gidin bacım. Azat olur mu öyle şey? Sizi öldürürler. Narinim olmazsa ben zaten ölmüşüm bacım. Ölüm acısı değil. Sonsuz kalmak koyuyor bana biliyorsun. Ama sen git İstanbul'daki hayatına devam et. Sıla, hadi biz gidelim. Azat, sen de Narin'i ikna edersin. Biz sizi aldırırız. He? Bacım ben artık size kaldım. Gidin. Havaalanında bekleyen uçağa binersen özgürlüğüne kavuşacaksın. Bu saçma sapan tutsaklığa da bir son ver artık. Hadi Sıla, hadi lütfen yanlış bir şey yapma. Hayatından, benden vazgeçme. Her şey eskisinden de güzel olacak. Söz veriyorum sana. Azat aradı. Narin fenalaşmış. O yüzden bohça açmaya geri gelememişler. Eve geçmişler.
Celil, sana diyorum sağır oldun. Ya Celil, bak kaç gündür yok bir şey diyorsun ama suratından düşen bin parça hala. Haydi de bana ne oldu? Ya ne kötü bir şey oldu Kabedar. Acımdan ölüp kalmışım şurada. Demiyorsun ki şu adamın önüne iki lokma bir şey yemek koysam, karnı doyursa ne oldu? Kuzul kurdun dibi oldu. Ha, ben de inandım. Yakında çıkar kokusu. Haydi hayırlısı. He? Emir, sen de misket oynaya oynaya misket oldun oğlum. Haydi yıka ellerini, yemek hazır. Nişan biteli saat oldu. Ortalıkta yoksunuz. Sana sokak olsun da zorlamasalar, çağrılmasan içeri gireceğin yok. Sen de uydun kadınların aklına, saatlerdir ortalıkta yoksun. Sanki burası oteldir. Ye, iç, yat. Bir iş yapayım, yapılacak bir şey var mı diye soran yok. Kevser Hanım, geldik. Yeter. Ne halınız varsa görün. Sıla, kurban olayım sana. Hayatımızı kurtardın. Geldiniz mi? Geldik ağam. Geldik. Ben odamda olacağım. Şimdi git, bir şey demiyorum. Ama bil ki ben buradayım. Ve seni almadan gitmeyeceğim. Buralarda hasretim çürümez. Başa gelince figanım duyulmaz. Boranım önünde baharım geçmez.
Sıla. Bugün gazetecilere söylediklerin için teşekkür ederim. Yalan da olsa bunları senin ağzından duymak çok güzeldi. Ben bütün bunların gerçek olmasını çok isterdim. Çok büyüleyici değil mi? Kendimi başka bir zamanda gibi hissediyorum. Evet haklısın. Başka bir zaman. Başka bir zamanda başka bir türlü aşk. Biz işsiz kaldıysak bu aşkı yazalım bari. Evet işsiz kaldık. Ne yapacağız peki Ceren? Turist gibi dolaşacak mıyız etraflarda yani? İstersen çevreleri de gezelim. Eğer şef bizi buraya gönderdiyse bizden başka bir haber bekliyor demektir. İyi de kapıdaki bodyguardlardan haberdar değil herhalde. Doğru söylüyorsun. Sıla niye bundan sonra açıklamasını değiştirsin ki? Kız zaten resmen mutluyum dedi. Dedi ama doğru mu bilmiyoruz. Sen bu aşka neden inanmıyorsun Ceren? Görmüyor musun? Boran'a ile Sıla nasıl birbirlerini anlayabilirler ki? Ceren, anlamakla aşkın ne alakası var? Sevgi anlaşmak değildir, neden siz de sevilir? Böyle bir şarkı bile yapmış adam mı? Ben demek ki çok gerçekçiyim böyle şeyler için. Evet, evet. Bu yüzden de hiçbir zaman gerçek aşkı yaşayamayacaksın Ceren'cim. Çünkü gerçek aşklar hayallerle beslenir ve masal diyarlarında geçerler. Hadi yürü. Olmaz dedi baba. Abime bunu yapamam dedi. Yapma etme Narin'im bak. Yeni bir hayata başlayacağız dedim ama dinlemedi. İnat etti işte bir kere. Oğlum bence doğrusu da budur. İyi olmuştur. Ne hayırlısı baba? Ya hiç düşündün mü? Siz kaçarsanız bizim burada halimiz nice olur. Sen Narin'le gidiyorsun ama bizi düşünen yok değil mi? Ya baba, Sıla zaten hepimizi düşündüğü için anca beraber kanca beraber diyor. Anlamıyorsun. Ya diyorum ki geçen sene karpuz ekmedik mi oğlum? Bu sene kavun ekelim ya. Çevirme Celil. Sanki ben anlamıyorum. Akşamdan beri fısır fısır konuşuyorsunuz. Ya neyi çeviriyoruz ya Bedar? Ne ekeceğimizi konuşuyoruz ya. Yanlış bir şey mi söyledik yine? Buyur iç. İşte çenen kapansın. Kapansın çünkü çok saçma sapan konuşuyor. Diyorsun. Sen de göreceksin gününü. Tövbe tövbe. Bu
Bakar mısınız? Buyur efendim. Aynısından bir tane daha lütfen. Peki. Bir saniye. Gelebilirsin. Ayşe kıyafetlerimi buraya getirmiş de. Alabilir miyim? Tabii alabilirsin. Düşecekti. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Narin? Sen miydin abi? Ne yapıyorsun burada? Azat'ı bekliyorum. Nerede Azat? Anası bile gitti. Gelir birazdan. Bir şey mi oldu? Yok bir şey abi. Nereden çıkarıyoruz? Nişandan beri hepinizde bir tuhaflık var da. Narin? Anlatılacak bir şey varsa şimdi anlat. Baksana. Ayaklarımız bizi yine Boran'ın evine getirdi. Gerçekten bizim burada ne işimiz var yine ya? Kopamıyoruz bu aşk masalından. Belki de bir cevap arıyoruzdur kendimize. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Kolay gelsin. Sağ olasın size. Sence ne yapıyorlardı şimdi içeride? Bence uyumaya hazırlanıyordur aşıklar. Bence birbirlerine şarkı söylüyorlardı. Amma attın. Niye canım? Yani aşıklar birbirlerine şarkı söylerler. Sevgi anlaşmak değildir, neden siz de sevileyim. Saçların çok güzel olmuş. Yeah.
Sonra Adem der ki, Halis, Halisülillah. Of anaya, okuyamıyorum. Ne var oğlum? Hepsini ne güzel okudun, bir taneciğini okuyamadın. Dur bakayım. Neresiydi? Bak şimdi. Hali, Halü. Aman bunun da ne demek ki zaten? Gülme Sıpa, sanki sen söyleyebiliyorsun. Halüsinasyon. Bak doğru dedim şimdi. Bana bak. Bu saat ödev mi bırakılırmış? Bak ablan okuldan gelir gelmez bitiriyor derslerini. Amma da kıymetli kızlarınız var. Hiç yüzünüze düşüremiyorsunuz. Sanki biraz ben ve abiyle ilgilenseniz ne olur? De, sen ne biçim konuşuyorsun öyle? Git yat. Çok bilmiş Sıpa seni. Sana ne olmuş Celil? Gemilerin batmış. Yoksa kuzularını kurt kapmış. Ya sabahtan beri bir aşağı bir yukarı kafam benim döndü sana bakmaktan. Ya Bedar, kendi evimin içinde de mi rahat dolaşamayacağım yani ya? Her şeyin altında bir sebep mi arıyorsun ya? Sen benim kaç yıllık kocamsın Celil Efendi. Ben sanki senin yüzünden anlamıyorum. Sen benden bir şey saklıyorsun. Ya Celil bak, ne zamandır ne doğru dürüst uyku uyuyor, ne doğru dürüst yemek yiyor. De hele nedir derdin? Neyle ilgili bu konu Celil? Yoksa çocuklarla ilgili? Ya ne derdim olacak ha Bedar? Hiçbir derdim yoktur. Allah Allah. Abi, ben yatıyorum. İyi geceler sana. Nursin, gel otur şöyle. Konuşalım biraz. Ne oldu abi? Bir sıkıntı mı var? Benim derdim seninle. Daha bugün nişanlandım. Ama hiç mutlu değilsin. Niye kapatıyorsun kendini bu kadar? Bak, belki yarın öbür gün içine bir ateş düşer. Bu kadar acele etme. Niye bu kadar hemen teslim oluyorsun? Abi, ben İbrahim'e ısınıyorum. Niye inanmıyorsun bana? Eğer o resmi hala göğsünde taşımıyorsan sana inanırım. Yalan mı söyleyeceksin bana? Bu kadar mı koptuk birbirimizden? Tamam. Ben anlayacağımı anladım. Anlatmayacağım artık bana Celil. Ya neyi Bedar? Günlerdir sakladığın neyse onu. Ya Bedar, neyi saklıyorum senden? Bugüne kadar senden bir şey sakladın mı? Bir derdim var Celil. Hissediyorum bunu. Görmüyor musun? Günlerdir Azat'la fısır fısır konuşuyorsunuz. Böğrüm sıkışıyor. Bu dert Sılam'la ilgili. Sen en son Sılam'ı verdiğinde de böyle olduydun. Günlerce ağzını bıçak açmadıydı. Yüreğine bir ağrı çöreklenip kaldıydı. Sakladığın neyse söylemezsen ölümü gör Celil. Ya Bedar. Böyle deli deli konuşma. Ne olursun konuşma ya. Ben bugüne kadar senden hiçbir şey gizledim mi? Yakında kötü şeyler olacak Celil. Nicedir ikimize de uyku yok. Ama bir şey bilip de benden saklıyorsan, iki elim yakanda olacak. Bak söylemedi deme. Narin, ne yapıyorsun burada? Seni bekledim. Ya hava soğuk, üşüyeceksin. Gel içeri geçelim. Thank you.
istediğim yerdeyim. Burası doğduğum yer. Ve dünyanın en güzel yeri. Olmak istediğim yerde, olmak istediğim adamlayım. Sıla Hanım, hayatınız boyunca burada mı yaşayacaksınız? Yönetimini buradan mı yapacaksınız? Çekil abi, buradayız. Sıla Hanım. Kahretsin! Haydi kızım, haydi çabuk olun. Celil, çabuk ol. Ya Bedar, nedir bu telaşın? Ya bu doğum günü terhanesi nereden çıktı şimdi? Çok konuşma. Ya sen hiçbirimizin doğum gününü hatırlamazdın. Sıla'nınkini nasıl hatırladın? Vallahi bugün gibi hatırlıyorum. Soğuk bir kış günüydü. Her tarafı sel basmıştı. Sıla'm da onun arkasından geldi. Hakikaten hatırlamıyorsun Celil. Ya vallahi hatırlayamıyorum. Ne bileyim, o zaman bir sürü çocuk olmuştu değil. Tabii, sen doğurmadın. Senin canından can çıkmadı da ondan hatırlamıyordur Celil Efendi. Ya öyle diyorsun ama ben de kahvede sıkıntıdan patlıyordum. Ya aynı şey, doğurmakla kahvede sıkıntıdan patlamak. Haydi haydi, çok konuşma da hazırlan. Ya vallahi inanmıyorsun ama kahvede kalbim böyle güyüp 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 atıyordu. Kendi kendime diyordum ki, kız mı oğlan mı, kız mı oğlan mı? Sonra dedim ki, her şeyin hayırlısı. Bak. Sıla, ne demek oluyor bu açıklama? Emre, mecburdum. Lütfen anla beni. Anlıyorum Sıla. Ama sen de beni anlamaya çalış. Delirmek üzereyim. Şu anda İstanbul'da beraber olabilirdik. Ama sen hala benden uzaktasın. Hala o evdesin. Biliyorum. Ama şu anda yapabileceğim bir şey yok. Tamam Sıla. Tamam. Ne zaman ve nerede buluşuyoruz onu söyle. Uçak hazır, bizi bekliyor. Anlamıyor musun? Abim ve yengem olmadan buradan kaçamam. Ya ne demek kaçamam Sıla? Yani onların kaçmaya gönlü yok diye sen bir ömür burada mı kalacaksın? Canım benim. Sıla, kendine gel. Senin kendi hayatına ve senin için çalışan insanlara karşı sorumlulukların var. Kendine ve hayatına sahip çık Sıla. Tamam Emre, ben bir yolunu bulacağım. O adamla ilgili benden gizlediğin bir şeyler mi var? Yok canım, nereden çıkardın? Bana doğruyu söyle. Yani o adamla... Aranızda bir şeyler geçmedi değil mi? Kapatmam lazım şimdi. Birileri geliyor galiba. Tamam Sıla. Kapat. Kahretsin! Ne olur Allah'ım. Bir gören duyan olmasın. Kurban olayım. Hüseyin! Hüseyin! Duymuyor musun beni? Merhaba İbrahim. Duymamışım. Ne yaptınız dün? İlk günden rahatsız etmeyeyim dedim ama bütün gece de meramdan uyuyamadım. Bohça açmada canı sıkan bir şey oldu mu? Olmadı. Kimse gelmedi çünkü. Benim için büyük bir sıkıntıya giriyorsunuz. İnşallah mutlu edeceğim seni. Ben gideyim şimdi, sonra konuşuruz yani. Eve kadar taşıyayım bari. Yok, gerek yok. Zahmet etmese. Ne zahmeti? Nişanlım değil mi? Nasılsın oğlum? Hoş bulduk. Hoş geldin. Oğlum güzel kuzum. Hoş gelmişsen Bedar kadın. Sabah sabah hayırdır, el kol yüklü böyle? Ayakta kalmayın. Buyurun geçin. Hanım ağam, kusura kalma, böyle erken erken geldik ama bugün Sıla'mın doğum günü de. O yüzden rahatsız ettiydik. Doğum günü mü? Olur mu öyle şey ana? Tabii ki geleceksiniz. Burası sizin eviniz. Sağ olasın ağam. Sıla'nın doğum günü olduğunu biz de bilmiyorduk. Bize de sürpriz oldu. Madem ki Sıla'nın doğum günüdür, koşun haber edin Sıla'ya. Siz durun. Ben çağırıp geleyim. Siz de elinizdeki, kolunuzdakileri bırakın şöyle. Tamam Ayşe'cim, teşekkür ederim. Sen gidebilirsin. Tamam gelin ağam. Sıla, beden analar geldi. Niye, ne olmuş? Senin doğum gününü kutlamak için. Ne oldu? Unuttun mu yoksa? Bize de haber verseydin biz de bir şeyler yapardık. Bugün benim doğum günüm değil ki. Değil mi? Bedar kadın, onca işin içinde nasıl buldun vakitte bu güzel şeyleri hazırladın? Afiyet olsun hanım ağam. Ellerine sağlık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Doğum günün kutlu olsun. Güzel kızım.
Çok teşekkür ederim de bugün benim doğum günüm değil ki. Seni ben doğurdum Sıla'm. Nasıl yanılır? Yo. Biz annemlerle hep doğum günü 9 Mayıs'ta kutlardık. Sıla'm. Yavrum. Senin asıl doğum günün bugündür. Senin dediğin vakitse seni benden aldıkları gündür. Pek de yakıştı. Kızımız güzel Bedel. Ona ne yakışmaz ki değil mi? Çok güzelmiş, teşekkür ederim. Çok yakıştı. Hiç olmadı böyle ama. Bileydik biz de bir hediye falan alırdık. Ha, Narin'im doğru söylüyor ama bacım haberimiz yoktu. Kusura bakma. Yeni yaşın hayırlı olsun kızım. İnşallah iyi günler görürsün. Amin. İnşallah uzun ömürlü olursun kızım. Teşekkür ederim, sağ olun. Demek bugün benim doğum günüm. Başka neler var çocukluğumla ilgili bilmediğim? Hangi birini anlatayım? Kınalı kızım. Ana, hani bize hep anlatırdın ya Sıla ablam tutturmuş sünnet olacağım diye. Onu anlatsana. Hebedar, anlat. Hebedar, hakikat onu anlat. Kendi de öğrensin ne kadar cesaretli olduğunu. Azat'ın sünneti için düğün kurduyduk. Hepimiz telaş içinde koşturuyoruz. Sıla'm da çiçekler gibi giyilmiş. Daha o zamanlar baytak baytak yürüyor. Azat'a bir yatak kurduk. Bir süslü, bir şaşalı. Sıla'm tutturdu bu yatakta ben yatacağım diye. Azat izin vermez. O yatak benim yatak der. Derken sünnetçi geldi. Sünnetçiyi görünce bu Azat. Azat yatağı matağı unuttu. Sünnetçiyi görünce tabanı yanmış it gibi koştu ağaca tırmandı. Biz deriz ki Azat'ım in aşağı. Yok bak sana şeker vereceğiz, para vereceğiz. Aa, derken Sıla'mın sesi geldi. Bir de gittik ne görelim. Sıla'm abisinin sünnetli şapkasını giymiş. Bir güzel kurulmuş yatağa. Azat baktı ki yatak elden gidiyor, indi ağaçtan. Sıla'ma kızlar sünnet olmaz diye ikna edene kadar akla karayı seçtik. Ama o gece ikisi yattı aynı yatakta. Benim kızım cesurdur, aynı anası gibi. Aman Celil, bırak bunları. Neyi bırakacağız? Şimdi, yani o zamanlar, yani seni biz daha başkasına, yani sen daha bizden ayrılmamıştın ki. 3 yaşında ya vardın ya yoktun. Böyle ananla Mehveş teyzen bir yere gideceklerdi. Hazırlanmışlar. Sen de Azat'la oynuyordun. Seni de öyle cicili bicili giydirmişler. Ben de oturuyordum. Sonra ikisinin de çığlığı geldi. Azat baba diye bağırıyor. Sıla'nın sesi daha yanık. O da ana diye bağırıyor. Merak ettim, gittim yanlarına. Sıla ortada yok. Ula dedim Azat, kardeşin nerede? Dedi ki baba, Sıla dedi kuyuya düştü. Ula dedim doğru mu söylüyorsun? He dedi baba, vallahi kuyuya düştü. Bedel gitti kuyunun başına. Aşağıya eğildi. Dedi ki Sıla kuzum. Orada mısın? Sen aşağıdan dedin ki ana buradayım, beni kurtar dedi. Dedi kızım kurtaracağım seni dedi. Kuyudan aşağı indi. Aşağıda ne kadar kaldı bilmiyorum. Biz öldük. Sonra seni aldı. Kuyunun dışına çıkardı. İkiniz orada oturdunuz öyle saatlerce. Birbirinize sarıldınız. Öyle bir kenetlendiniz ki. Bizi de yanınıza istemediniz. Kızım, bu senin anan var ya, o kadar cesurdur ki, o kadar yüreklidir ki. Cenab-ı Allah ona böyle bir yürek vermiş ki, dünya bile yetişemez ona. Değil mi böyle? Celil. Tamamdır ya. Aklıma geldi. Ben bunu hatırlıyorum. Hep rüyamda görürdüm.
Ne zaman üzülsem, sıkılsam, bir ses bana derdi ki, korkma kızım yanındayım. Meğer o senin sesinmiş. Yavrum, güzel kızım benim. Sen ağlam, senin ağlamana dayanam. Hem bugün güleceğiz değil mi yavrum? Yeter artık, yeter. Hadi içeri geçip Beda'nın getirdiğini yiyelim. Bana müsaade. Oldu oğlum. Artık akşama yer. Ben de seninle gelim ağam. Yapacak işlerimiz var. İyi baba, ben seni getireyim o zaman. Tamam oğlum. Ayşe, bak hele. Buyur abi. Hamdi geldi. Nişan için seni alışverişe götürecekmiş. Olmaz. Akşama bir sürü işim var benim, gidemem. Hem baksana, gelinim doğum günü bugün. Bir sürü hazırlık yapmam lazım. Olmaz. Ayşe, çok uzatma. Kevser Hanım'dan izin aldım ben. Tez hazırlan. Bekletme Hamdi'yi. Ne oluyor lan? Geldim, geldim. Hayırdır buran? Bir sorun mu var? Yok. Bir sorun yok da halletmemiz gereken bir şey var. Hadi hadi, merakla bırakma beni. Sıla'nın bugün doğum günüymüş. Bir şeyler hazırlayacağım. Bana yardım eder misin? Ya bu muymuş sorunumuz? Gel buraya, gel. Deli aşık, gel. Hallederiz bir şeyler. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun yavrum. Helva getirdim. Şimdi getirdiler. Çok severim helva. Dikkat et Sıla. Sıcaktır. Çok güzel olmuş. Kim yaptı bunu? Ayşe mi acaba? Siz mi yaptınız yoksa Kevser Hanım? Yok. Havva getirdi. Hani geçenlerde öldüydü ya Süleyman. Çıldır çıldır. Of! Nara çıktın ha! Sıla? Sıla iyisin? Sıla! Gel biraz uzan. Sıla, bir şey istersin. Daha iyisin ha? Nasıl iyi olabilirim ki Nari? İnsanın ölmesine sebep oldum ben. Sıla yapma böyle, ne olur. Süleyman'ın ölmesinde senin hiçbir suçun yok. Bunu söylerken sen de inanmıyorsun. Görmüyor musun? Benim burada olmamam lazım. Hem kendime hem de başkalarına zarar veriyorum. Burada olmak kimseyi mutlu etmiyor. Abine bile. İçim titredi. Kalkalım artık. Daha yeni geldik ama. Çay da bitti. Kalkalım. Al. İstemiyorum. Ben gitmek istiyorum. Peki Ayşe, sen nasıl istersen.
Biz yakında evleneceğiz Ayşe. Bize haram değil artık. Bırak elimi, abim görse ikimiz de öldür valla. Bırakmam Ayşe. Birlikte gezmeye çıkıyoruz. Elbet elini tutacağım ki millet bilsin ki artık başım bağlandığını. Hüseyin, Ayşe değil mi bu? Zorla mı? İstemiyorum, anlıyor musun? İstemiyorum. Bırakmam Ayşe. Herkes bilecek. Artık helalimsin. Allah. Bırak lan kızı elini. Sana ne lan? Bırak dedim. Sana ne lan, sana ne? Benim sözlüm değil mi? Sana ne? Bırak dedim. Bela mısın lan sen? Lan sen beni yaktın, ben de seni yakacağım. Ya bak sen Allah'ım. Bela mısın lan sen? Lan bir daha çıkma karşıma. Allah'ıma kitabıma indireceğim seni. Asıl sen çıkma karşıma. Dünyayı dar ederim, dar. Hüseyin ne olur yapma bırak. Allah aşkına. Of Allah'ım. Bak Boran, önümüzdeki yıl aynı şenliği ben de isterim ona göre. Tamam, borcum olsun. Ya kaç zaman oldu senin yüzünü böyle görmedim. Bu halini ben bile unutmuşum. Çok şükür. Bundan sonra kalbinde de yüzünde de hep böyle gülücükler at. Yardımların için çok sağ ol. Ya ben ne yaptım ki? Daha ne yapacaksın? Siz ikiniz mutlu olun da o bana yeter. İnşallah. Orhan, şunları içeri bırakalım da sonra beni eve götür. Hem böyle teşekkürün de kuru kuru kalmamış olur. Burada mıydın? Seni arıyorduk biz de. Merak ettik. Abim bir şey diyecekmiş sana. Ne o? Dalmışsın. Yok bir şey. Sıla, daralırım vallahi. Gerçekten öğrenmek istiyor musun? Şu an burada olmasaydım nerede olacaktım biliyor musun? Roma'da. Okulumda okuyor olacaktım. Herhalde tek derdim de derslerim olurdu. Ama buradayım işte. Her gün başka bir sorun, başka bir problem. Hayallerinden o kadar uzak ki. Bakalım daha ne kadar sınanacağım. Sen böyle konuşuyorsun ya, benim içim eziliyor. Her lafımın altında kalıyor. Onun için söylemedim. Biliyorum. Aklımdan geçti. Gerçekten. Sen de sorunca. Biliyorum Sıla. Sen içi dışı bir kız. Biliyorum. Dini. Biraz daha kurabiye istiyorsun Celil. Yok, çok yedim orada Bedar. Tabii. Kızının doğum günü diye sevindin de ondan. Ya sevinirim tabii, sevinmem mi? Biliyor musun? Şimdiki aklım olsaydı vallahi sırayı hayatta vermezdim. O zaman öyle gerekti, öyle yaptın Celil. Ama Allah içimi biliyor ya. O zamanlar sen Sıla'm öldü dediğinde sana çok kızmıştım. Benim yanımda olsaydı gözüm gibi bakardım. Ya deliler de bebeme sahip çıkamadılar dedim. Hep seni suçladım. Şimdi de bana kızıyor mu Bedar? Ne kızacağım Celil? Su aktı, yolunu buldu işte. Çok şükür çocuklarımızın hepsi yanımızda. Sağlıklı, mutlu, keyifleri yerinde. He, keyifleri yerinde. Peki Sıla ileride tutturursa İstanbul benim burnumda tütüyor. Ve kendini paralarsa ille gideceğim diye, o zaman ne olacak Bedar? Celil, bu korkuyu ben de büyütüyorum yüreğimde. Ama yok. Bak, Sıla'm burada çok mutlu. Bize alıştı, evine alıştı. Hem içinde kocasına karşı sevda bile büyüttü. Görmedin birbirlerine nasıl bakıyorlar. Ara ara, Sıla ablam televizyona çıkmış. Ne? Sıla mı? Evet. İstediğim yerdeyim. Burası doğduğum yer. Ve dünyanın en güzel yeri. Kurban olayım. Olmak istediğim yerde. Sana ne güzel çıkmış değil Celil. Yo, bir sus be Bedar. Sıla'nın hayatınız boyunca burada mı yaşayacaksınız? Bak gördün. Ben sana demedim. Neler diyor Sıla?
Bismillah. Hayırdır oğlum? Yakışmış mı ana? Sen giyinip kuşanırsın da yakışmamak ne demek? Sağ olasın ana. Oğlum, bir düğün dernek vardır da benim mi haberim yoktur? Yok ana, Sıla ile dışarı çıkacağız. Ha, işte geldi. Hadi. Ben de seni bekliyordum. Mutfakta olacağım, bir şeyler atıştıracağım. Sıla, seni bekliyorum ben. İyi ya, buradayım işte, beklemene gerek kalmadı. Rica ederim Sıla. Şimdi odana git. Akşama da bir şey yeme. Niye? Bu da yeni törelerinizden mi? Lütfen Sıla. Peki, gidiyorum. Hoş bulduk. Eğer işin yoksa biraz gezelim diyecektik. Abim içeride. Yemek yapıyorum ona. Sonra gezeriz, olur mu? Peki o zaman. Size afiyet olsun. Sağ ol. İyi günler. Bir şey mi unuttun? Yok şey, rahatsız etmeyecekse içeri girebilir miyim? Buyur, geç içeri. Estağfurullah. Uyuyorsun. Azadım, ben geldim. Uyuyorum Narin, görmüyorsun. Gece her şeyi unutalım. Sadece doğum gününü kutlayalım. Adam olmayacak bu Hüseyin Ağa. Kızı verdiğimizi bile bile kalkmış sözlüsünü yanından almaya çalışmış Ayşe. Vallahi öyle olmadı abi. Hamdi elimi zorla tutmaya çalışınca Hüseyin de... Sus kız. Hem kim oluyor da karışıyor Hüseyin? Ayşe, sen içeri gir hadi. Milletin içinde tekme tokat birbirlerine girmişler ağam. Zorla mı tutmaya çalışmış kızın elini? Olur mu ağam? Hamdi yapmaz öyle. İstemediğinden iftira attı çocuğa. Şivan, bana soracak olursan bu nişan işini biraz daha düşün. Ama günde bile karar kıldık ağam. Olsun. Yine de düşünmekte fayda var. Peki ağam. Sen nasıl istersin? Ayşe kız mutsuz. Bütün ömrün boyunca vebalini çekemezsin. Sana da ona da günah. Tamam ağam. Ben uygun bir yolunu bulur nişanı erteletirim. Nerede bedenini tutturamamışsın Boran'a. Aldığın elbise büyük geldi. Hmm.
Pardon. Bakar mısınız? Buyurun. Bir tane daha lütfen. Demin getirmiştim bir kadeh. Bitti. İçki istemiştim. Şişesini yolla benden. Peki ben. İyi de ben bundan istemedim ki. Cihan ağamız gönderdi. Afiyet olsun dileklerini de iletti. Cihan'a? Genco aşiretindendir. Midyat'ın ileri gelenlerindendir kendisi. Genco aşireti. Bu Boran'ın aşireti yani. Evet, kendisi Boran Ağa'nın amcaoğludur. Öyle mi? İbrahim, sen babanlarla bir konuş, gelsinler. Biz de görüşelim. Olur abi, söylerim onlara. Eğer bir sorun çıkarsa Boran'a söylerim. O da konuşur ailenle. Hem Lüsin de çok üzülüyor böyle olmasından. Abi, kardeşçe bir şey soracağım. Sor bakalım. Lüsin memnun mu nişandan abi? Bunu bana değil İbrahim. Lüsin'e soracaksın. Haklısın abi, kusura bakma. Ben gitsem iyi olacak artık. Gidiyor musun? İyi geceler abi ya. İyi geceler İbrahim. İyi geceler. Sana da. Kızım mı? Ben seninle normal nişanlar gibi olmak istiyorum. Gözlerinin içine rahat bir şekilde bakmak isterim. Beni sevdiğini duymak isterim. Bunun hiç mümkün yoksa bunu da bilmek isterim. Gönlünde yatan biri varsa onu öğrenmek isterim. Biliyordum buraya geleceğimizi. Biliyordun da niye söylemedin? Sürprizim bozulmasın diye. Sen bir şey bileceksin ve söylemeyeceksin ha? İmkansız bir şey. Ne yani, sabırsız biri miyim ben? Bugün bana iyi davranmak zorundasın. Çünkü doğum günüm. Niye? Bundan önce kötü mü davranıyordun? Yok. Ama bazen ikimiz de birbirimizi hak etmediğimiz şekilde davranabiliyoruz. Niye sence? Hayatlarımız bize ait değil çünkü. Niye getirdin beni buraya? Dedem yüzünden. Burayı dedem ninem için yaptırmış. Özel bir de hikayesi vardır. Anlatmayacak mısın? Önce doğum gününü kutlayalım, ondan sonra anlatırım. Peki, tuttu yine Boran Ağa'nın adı. İçeri girelim mi, üşüdüm biraz. Hı hı.
Çok güzel görünüyor Boran. Sen mi hazırladın? Evet. Servis benden, yemekler otellerde. Rahatsız olmazsın değil mi? Yok, daha değişik. Çok yakıştı. Çok güzel. Beğendin mi? Beğendim. Patlıcanı çok severim zaten. Nesi olsa yerim. Öyle mi? Ben de patlıcanı çok severim. İnsan bazen söyleyecek, konuşacak bir şey bulamıyor. Çok normal. Ortak yönümüz yok ki. Yani çok yok. Bu yeni yaşın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Çok güzel görünüyor. Çok güzelmiş. Dur ben takayım. Yakıştı mı? Çok yakıştı. Beğendin mi? Çok beğendim. Ben sana hiç yalan söylemedim İbrahim, değil mi? Evet, yalan söylemedin ama iyi veya kötü bir şey de demedin. Söylenenler doğru mu? Senin başka bir sevdiğin mi var? Kim söylüyor bunları? Kimin söylediğinin önemi var. Önemli olan senin kimi sevdiğin. Ben mi yoksa bir başkası mı? Demek sevdam gözümü kör etmiş beni. 3 sene boyunca umutla bekledim seni. Kendi kendimi avutmuşum demek. Beni istiyorsun da dinlenimiz ayrı diye uzak duruyorsun sanmıştın. Oysa hata yapmışım. Beni sevdiğini bilseydin, değil ailemi, dünyayı bile karşıma alırdın. Senin bir gülücüğün için canımdan bile vazgeçtim. Ama sen bir yanına tutulmama izin verdin Hüseyin. Bile isteseni üzmedim İbrahim. Biliyorsun değil mi? Ben hiçbir şey bilmiyormuşum Hüseyin. Dans edelim mi? Ağalar her şeyi bilemez değil mi? Ağaların da öğreneceği çok şey olabilir. Beni sev de, sev de anlama. Dokun, hisset, ne olur sorgulama. Sakın, sakın beni yargılama. Yapma, değiştirme, çalışma. Aa,
vazgeçme arzularsın ve okşar beni. Ne güzel dans ediyorsun. Nereden öğrendin? Sus. Müziğin sesini duyamıyorum. Öyle mi? Bundan sonra hiç konuşmayacağım o zaman. Böyle beni sen bana ben sana benzersek ne olur? Kaç oldu Nari? Bilmem. Yatsı demin okundu. 5 dakika kestiğimde yattım ama uyumuşum ha. Sen ne yapıyorsun? Uyumamışsın. Hiç. Oturuyorum. Nari? Bir şey mi oldu? Azat. Ben bir karar verdim. Hayırdır? Hala istiyorsan... Tamam. Kaçalım. Aşk bu aşk olacak, sen izin verirsen yaşanacak.